Evet sevgili seyirciler, tarih ecdadımız her şey. Evet, biz tarihimize sahip çıkıyormuşuz. Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkabiliyormuşuz. İşte bütün mesele burada. Evet, sahip çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Şimdi size göstereceğim. Neredeyiz? Kepez'deyiz. Kepez Belediyesi'ne bağlı 3502 sokaktayız. Evet, burada Osmanlı dönemi çift sarnıç diye, çift sarnıç diyor bakın. Sarnıcın birini göreceksiniz de birini de ne halde göstereceğim size. Osmanlı dönemi sarnıcı dörtgen planlı ve beşik çatılıdır. Antalya varsa Korkuteli yaylaları göç yolu üzerindedir. Bitişiğinde bulunup yakın dönemlerde yıkılmış olan iki sarnıçtan biridir. Bu yüzden çift sarnıç olarak adlandırılmıştır. Sarnıçlar geçmiş devirlerde kullanım ve içme suyu temini amacıyla oluşturulmuş su toplama yapılarıdır. Antik dönemlerde yapılan sarnıçlar yer altına ve kuyu tarzına yapılmış iken tarzında yapılmış iken Türk sarnıçlarının üstü suya verilen kutsallık gereği olarak mimari yapılarla bezenmiştir. Evet, şimdi sarnıcı tabii buradan bir girişi var. İçerisi şu anda su dolu, bakımsız bir şekilde bırakılmış bu sarnıçta. Yüzyıllar öncesi insanlar buradan, burası yol iken o zamanlar işte su ihtiyaçlarını buradan gideriyorlardı. Şimdi işin acı yanı bu sarnıç bir sokağın, bir mahallenin içinde kalmış. Kepez Belediyesi de bunu dikmiş ve kendi logosunu da koymuş. Ama gelin görün bakın ki, bakın çevresini sarmış şöyle çitlerle, çitler kırılmış, dökülmüş. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bu çitler döküldü. Niye dökülmüş, kırılmış biliyor musunuz? Çünkü burada bir inşaat yapılıyor. Kamyon geçiyor, araçlar geçiyor. Hemen inşaatın demirleri bakın sarnıcın dibinde. Görüyor musunuz? Daha buraya kadar gelmiş. Hatta şu demire takılıp düşmemek bile elde değil. İnşaatın demirleri boydan boya buraya yatmış. Şimdi gelin devam ediyoruz. İnşaat alanımıza doğru. Gördüğünüz gibi kamyonların, dozerlerin lastik izleri buradan geçmiş. Bakın sarnıcın oradan da geçmiş. Kamyonlar tabii burada harfiyat yaparken haliyle bu şekilde. Şimdi ecdada sahip çıkıyoruz. Bakın nasıl sahip çıkıyoruz, görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz bu taşları? Görüyor musunuz bu taşları? Görüyor musunuz burayı? Görüyor musunuz bu 300 yıllık sarnıcın taşları efendim? İnşaat yapıyor vatandaşın biri burada. Bu taşları, bunları yıkıyor efendim. Ve vatandaş şikayet ediyor. Diyor ki ya benim diyor burada bu var, şu var. Gidiyorlar anıtlar kurumuna. Kameraya çıkmak istemiyor kendisi efendim. Yazmış, bir yazı yazmış, destan gibi döktürmüş. Onu da okuyacağım şimdi. İnşaat yapılıyor. Zaten ayakta zor duran buradaki ikinci sarnıcın gördüğünüz gibi kalıntıları, bakın görüyor musunuz? Zaten ayakta zor duranı ne olmuş efendim? Kamyon gelmiş, araç gelmiş, bir şeyler şekilde burada kazmışlar ve onu da devirmişler, yıkmışlar. Görüyor musunuz? Bakın ikinci sarnıç, çifte sarnıç dedikleri, hani orada da yazıyor ya biri kaybolmuş filan diye, onun duvarları burada ve o duvarları da yok ediyorlar. Tahmin ediyorum bu bina biterken burayı böyle güzelce alacaklar. Ne oldu efendim? İnşaatın bakın molozlar burada, molozları atarken bu taşlar da buradan atılacak. %99 böyle olacak. Ama inşallah biz bunu engelleyeceğiz. Evet. Yıllar önce ayakta olan sarnıç su deposu yarı yıkık alanda çamaşırhane gibi kullanılıyordu. 80'li yılların sonunda gecekondu furyasından burası da nasibini aldı. Kadastro geçerken burası köy adına kayıtlı iken gecekondulara burasını sattılar. İmar yapılacak diye hali hazır yapılırken günün yöneticileri bu tarihi eserleri görmezden gelerek bu günleri hazırladılar. Onlar da haklı, bu tarihi eserler yöneticilere para vermezdi. Yıllar geçti, 18 uygulamasında Atay döneminde yapıldı. Yarı yıkık olan sarnıç belediye eliyle
dolduruldu. Zaman su gibi geçti. Bu su sarnıçlarına ihtiyaç da geçti. Gördüğünüz gibi toprakta bu taşlar, kayalar buradan çıkıyor. Ve çok enteresan, hemen sarnıcın dibine buraya yine kameraman arkadaşım gelirse çıkıyoruz şöyle. Evet, buradan bir elektrik kablosu alıp buradan alttan verip bir beton dökmüşler. Buradaki ağacı da düşünmemişler. Bu yılların çam ağacı da burada buradan bu inşaattan nasibini alıyor gördüğünüz gibi. Çok acı. Evet, bakın şu anda ecdadın tarihi eserleri üzerinde geziyoruz şu anda. Bıraktığı o tarihi eserler üzerinde geziyoruz. İnşaatın buradaki tarihi esere olan mesafesi aşağı yukarı bir herhalde 10 metre falan var. Normalde tarihi eserlerden uzaklıkları binalarda böyle alanlarda inşaat olacağı zaman 15 metreden başlıyor, 25 metreye kadar uzanıyor. Evet, biz buradaki inşaatın yapılırken tabii ki yaşam alanı yapılacaktır. İnşaatlar her tarafta duruyor. Tarihi eserler de korunmak zorunda, korunmalı. Bu tarih çok önemli. Bakın yazıyor orada, Osmanlı'dan kalma diyor. Yani başka bir yerden kalma değil. Hani Osmanlı ecdadı yaşatacağız diye dernekler kuruluyor ya. Hani bazı partilerde de Osmanlı tuğraları dağıtılıyor ya. Acaba bunlar yalan şekilcilik mi? Evet, AK Parti Belediyesi'ne bağlı Kepez Belediyesi'ndeyiz. AK Parti Belediyesi Başkanı, AK Parti Belediyeli Başkan Sayın Hakan Tüdüncü'ye soruyoruz. Bu sarnıcı ve bu tarihi eseri neden görmezden geldiniz ve bu vatandaşın dilekçesini neden görmezden geldiniz? Tarihi Anıtlar Kurulu'na da tabii ki bunu bildireceğiz. Anıtlar Kurulu da elimizden bir şey gelmez demiş. Biz onlara da buradan bir sesleniyoruz. Neden buraya bakmadık ve neden bunlarla ilgilenmiyoruz? Anıtlar Kurulu niçin var? Onu da çok merak ediyoruz. Evet, haberimiz sizlere bilmem bir şey anlattı mı sevgili seyirciler. Biz burada tarihi dokunun yok oluşunu gözlerimizle gördük ve çok çok üzüldük. Sanırım sizler de etkilenmişsinizdir.